eşsiz manzarasıyla balık yemenin keyfinin ayrı bir güzellik sunduğu Beyşehir'deyiz şimdi de. Yaz aylarında düzenlenen turlarla gölde yapacağınız bir tur, gölün leziz balığından tadarak muhteşem manzarada keyifli bir gün geçirmek sanırız herkesin hayalidir. İşte bu hayali biraz gerçekleştirelim diyor, Beyşehir'in güzelliklerini bu hafta sizlerle buluşturmak istiyoruz. Beyşehir'de yapılan yatırımlar, ilçenin turizmdeki önemi, 2017 hedefleriyle Beyşehir diyor, ilçenin aktif, başarılı yöneticisi Sayın Murat Özaltun'dan ilçenin marka değerlerini ve ilçe için yapılan başarılı çalışmaları bizlerle paylaşmasını istiyoruz. Beyşehir'in marka değerleriyle biraz tanıtalım öncelikle sevgili seyircilerimize. Tabii aslında Beyşehir'imiz gerçekten geçmiş dönemde buram buram tarih kokan bir şehir. Sadece turizm değil, turizm, sanayi ve tarım noktasında şehrimiz gerçekten bir kademe daha ileri götürmek için uğraşıyoruz. Ama birinci önceliğimiz turizm. Tabii Beyşehir'imizin işte 750 yaşında Eşrefoğlu Camimiz, gene Selçuklu döneminden kalan Kubadava Sarayımız, gene Sadık Hacı bölgemizde Eflatun Pınarımız, gene Fasıllar bölgesinde Atlı Kayamız ve Beyşehir'in turizm konusunda aslında keşfedilememiş, aslında bilinen fakat keşfedilememiş bir özelliği daha var. Beyşehir, artık Beyşehir Gölü demiyoruz aslında, biz Koyan Denizi diyoruz. Koyan Denizi'nin içerisinde irili ufak 33 tane ada var. Bu 33 adayı turizm noktasında vatandaşlarını kazandırabilmek için çok uğraşıyoruz. 33 adanın üzerine birebir ekipler çıkarak buradaki tarihi ve doğal güzellikleri ve oranın, o adanın geçmişe dönük bilgilerini çıkardılar. Ve bu turizmle birlikte Beyşehir'imiz gerçekten önemli, ulaşımla birlikte Beyşehir Antalya yolunun açılması ve özellikle Koyan'a çıkan hızlı trenin Antalya ulaşması ve Beyşehir'de istasyon olması münasebetiyle Beyşehir'imiz müthiş miktarda turizm noktasında ziyaretçi alan bir ilçe haline gelecek. Turist çekmek için uğraşırken tabii diğer aslında yapmamız gereken işler de var. Vatandaşlarımızın asfalttır, kilitli taştır veya işte sosyal alanlar oluşturabilme adına projeler üretmeye başladık. Tabii biz amacımız vatandaşımızın iyi gününde, kötü gününde, tatlı gününde onlarla birlikte olarak, onlarla beraber olarak onların hem muhabbetini paylaşmak, hem acısını paylaşmak, hem de mutluluğunu paylaşmak birinci öncemiz ve gayemiz. Ama tabii biz tabii şehrimize diğer eksikliklerini de yerine getiriyoruz. Biz örneğin göreve gelir gelmez şehrimizde işte belediyemize ait bir yerimiz var. Eski ismi Beyaz Park. Biz belediyemizin kiracısını dışarı çıkarttık. Dedik ki bunu biz kendi belediyemiz sosyal tesis olarak kendimiz işleteceğiz dedik. Ve kiracı çıkarttıktan sonra biz orada Taşköprü Çay Bahçesi olarak hemen işte yine Beyşehir'imizin tarihi güzelliklerinden bir tanesi, 103 yaşında bir tarihi taş köprümüz var. Önün önünde bir çay bahçesi, aile çay bahçesi oluşturduk ve vatandaşımız hizmetini sunduk. Gene onun hemen karşısında bizden emeklilerimizin çok büyük bir talebi vardı. Bize neden emekliler konağı yapmıyorsun başkanım diye. Hemen Taşköprü Aile Çay Bahçemizin karşısında emeklilere dönmüş bir emekliler konağı yaptık. Hemen Beyşehir'imizin girişinde At Çifti denilen yerin hemen karşısında Kültür ve Yaşam Merkezi inşaatını başlattık ve inşallah Nisan ayının ilk haftasında açılışını gerçekleştireceğiz. Gene buranın yan tarafında toplantı yapılabilecek, düğün salonu yapılabilecek, market yapılabilecek alanlar da oluşturduk. Ofislerimiz var. Burası inşallah bir kültür yaşam merkezi haline getirerek orada bir alan oluşturacağız. Hemen gene kültür ve yaşam merkezimizin karşısında, At Çiftliği'nin hemen arkasında bizden gençlerin çok büyük bir talebi vardı, yüzme havuzu. Amacımız şuydu aslında o havuzda, çocuklarımıza yüzme öğretmek, arkasından büyük yüzme havuzuna göndermekti. Biz o küçük yüzme havuzumuzda yaklaşık bugüne 1000 tane çocuğumuza yüzme öğrettik hocalarımıza eşliğinde ve arkasından göle açıldık. Beyşehir yurt dışına da tanıtmanın yollarını aradık. Bunu ne yapabiliriz diye. İşte herkesin bildiği üzere 2016 yılında Antalya'da Antalya Expo fuarı vardı. Ve Konya'da bir ilçe belediyesi olarak 6 ay boyunca orada Expo'da belediye standı açtık. Ve Beyşehir'imizi orada tanıttık. Amacımız şuydu aslında. Beyşehir'i yurt dışından çok fazla insan geldi ziyaretçi. Amacımız Beyşehir'i tanıtmaktı. Hem gençlerimize sosyal alanlar oluşturduk. Kapalı halı sahalar yaptık. Sem sahaları yaptık. Ve özellikle bizden şu en büyük taleplerden bir tanesi konuttu. Konutlar noktasında açığa giderim adına Beyşehir merkezde yaklaşık 569-570 adet toplu TOKİ ile ortaklaşa konut yaptırdık. Yine Hoğlu mahallemizde 100 adet toplu konut projesini başlattık. Orada da temel atıldı. Aslında bu dönemde bir şey daha başlatıyoruz. Hep dedik ki göç alanı nasıl azaltabiliriz diye Tarım Köy TOKİ projesini başlatıyoruz bu dönemde.
Biz bu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından ortaklaşa hanımlar lokalinin inşaatını bitirmek üzereyiz. Bu hanımlar lokalinin içerisinde yüzme havuzu olacak, fitness olacak, sauna olacak. Ve ASEM dediğimiz, yani dolayısıyla Aile Sağlığı Eğitim Merkezi içerisinde de burada oraya giden bayan kardeşlerimiz, hepsi sadece bayan girebilecek. Kesinlikle içerisinde erkek girmeyecek. Bayan girecek, içerisinde eğitim görebileceği, spor yapabileceği, zaman harcayabileceği alanlar olacak. Adliye binası ihtiyacı vardı. Biz adliye binamızın da bu dönemde yatırıma aldırttık. İnşallah önümüzdeki günler temel atılıp orada bir adliye binası Beyşehir'e, memleketimize kazandıracağız. Bu dönemde şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye genelinde ilçeler bazında yatırım kalemi olarak en yüksek kalemli ilçe hastanesi Beyşehir'imize yapılıyor. Şimdi yeni hastane hilal şeklinde. Üstten baktığınız zaman bir hilal görünümünde görüntü var ve en önemlisi Konya'nın denizine nazır bir yerde hastane yapılıyor. Biz bir kat otopark yapmak istiyoruz veya bir hanımlar lokali yapmak istiyoruz veya bir işte çok amaçlı spor sahası yapmak istiyoruz. Bunu yapmadan önce ilgili STK temsilcilerimizle, muhtarlarımızla, teşkilatımızla ve özellikle bazen bunu çok sık yapıyoruz. Vatandaşlarımıza giderek kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza soruyoruz. Biz böyle bir proje yapacağız, buna ne dersiniz? Veya sizin yapmamız istediğiniz belediyemizde bir proje var mı diye gençlerimiz, vatandaşlarımız mahalle mahalle dolaşarak onlardan veri alıyor. Onlar şimdi bizim ben yaptığım olduğu değil, biz yaptık. Beraber yaptık şeklinde vatandaşlarımıza sorular soruluyor. Beyşehir'imizin eksikleri nelerdir veya bu proje konusunda düşünceler nelerdir diye vatandaşlarımızla konuşarak, karşılıklı onlarla iletişim kurarak proje hizmet üretiyoruz. Çok güzel. Evet, biraz da damak lezzetleri diyelim. Damak lezzetlerinde ne var Beyşehir'de? Aslında şimdi Beyşehir'in tarhanası, eriştesi, hani makarna gibi eriştesi ve özellikle işte Beyşehir Gölü'nün içerisindeki bulunan balık çeşitli, balık popülasyonuyla balık çok fazla var. Ve akçabelen fasulyesi, çetme fasulyesi dediğimiz fasulye çeşitliliğimiz de var. Çileğimiz var, meyvecilik konusunda. Ama en önemli şey, en önde gelen şu anda aslında balık, sazan balığımız. Efendim, birazcık da gündeme gelelim. Başkanlık sisteminden biraz konuşalım. Bu referandum sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin biraz da düşünceleriniz lütfen. Bu sistemin değişikliğiyle birlikte koalisyonlar dönemi kapanmış oluyor. Ve arkasından özellikle 18 yaşındaki gençlerimizin yönetime dün seçme hakkı varken bugün milletvekili olma hakkı tanınıyor. İki konuyu aslında ayırt etmek gerekiyor. Neden evet diyeceğiz, neden hayır diyeceğiz? Biz bunu vatandaşımıza anlatırken neden evet, neden hayır, aslında buna Hollanda cevap verdi aslında. Avrupa bize aslında cevap verdi. Bunu aslında bugün de işte vatandaşlarımıza gezerken vatandaşlarımız da birebir görüyor. İnşallah 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın söylemiyle 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'da verilecektir diye, inşallah 16 Nisan'da onlara öyle bir cevap vereceğiz ki artık büyüyen, gelişen Cumhurbaşkanımızla birlikte, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la büyüyen, gelişen bir ülkenin inşallah ne Avrupa Birliği ne de bir başkası inşallah geçemeyecek diyorum. Ve buradan şunu da söylüyorum. Bizlere 16 Nisan'da ekranlar başındaki hemşehrilerimiz öyle bir destek verin ki sesimizi gür net bir şekilde çıkartalım diyorum. Tekrar şehrimizde sizler misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve Beyşehir'imiz görülmesi, gezilmesi gereken bir şehir ve sloganımız şu. Beyşehir önümüzde bir defa görün. İkinci ister görün ister görmeyin diyoruz. Çünkü birinci gördüğünüz zaman ikinci zaten göreceksiniz diyoruz. Çok güzel. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.